Evet, şimdi dışarıdan bakıyorum. Ben Ankara'da, Anka da gitmiş değilim. Hadi. Sadece evet. haberleri takip ediyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor diyerekten. Evvelki dönemde de Melih Gökçe'nin anlatımlarını izliyorduk, takip ediyorduk. İşte dünya genelinde e, aranan bir park yapacağız. Çocuklarımız gezecekler, eğlenecekler şeklinde bir söylemle e, seçmenlerin de karşısına çıkmıştı. Bu şekilde de bir vaatte bulunmuştu. Şimdi bakıyorsunuz Mansur Yavaş seçimi kazanalı şu üç buçuk yıl olmuş. Eğer orada gittiği bir yolsuzluk varsa, bir e, verimli olmayan bir çalışma varsa üç buçuk yıl önce fotoğraflarıyla, gezmesiyle işte şu evet. an belediye otobüslerini tahsis etmiş, oraya vatandaşları götürüp gezdiriyormuş, ne durumda olduğunu göstermiş. Ya üç buçuk yıl olmuş. Şimdi bir cinayet işlendiği zaman savcı Evet. Aman hiçbir şeye dokunmayın. Aha. Hiçbir şeye dokunmayın ki bazen tepkilere de sebep olur bu. Bir trafik kazası Allah korusun evet. yaşandığı zaman eğer olay yerinde kişi vefat etmişse ne ambulans ona dokunabilir ne polis memuru dokunabilir ne de yakınlarını sokmazlar oraya. Niye? Polis geldi e, savcı gelip tespitini yapacak. Bir cinayet işlendiğinde hakeza çok daha önemlidir. Çünkü kişinin yatış pozisyonundan bile evet. failin Aynen. ne yönden ateş ettiğinden başlayın onlarca delili tespit etme imkanı ortaya çıkar. Şimdi Mansur Yavaş da seçimi kazandıktan sonra hadi diyelim 10 gün, 15 gün şöyle bir belediyeyi tanımakla geçirdi. Fakat evet. birinci ayında, ikinci ayında insanları götürür oraya. Bakın bu halde biz teslim alıyoruz, devir alıyoruz burayı. Bu ne rezalettir diye bize olumsuz bir tablonun fotoğraflarını gösterseydi tamam derdim. Gerçekten evvelki yönetimle ilgili bir sorun var burada. Fakat onu yapamadı. 3 üç yıldır, 3,5 üç yıldır mahkemelerde iddiası şu. Ben Anka Park'ın gerekli olduğuna inanmıyorum diyor Mansur Yavaş. Hı hı. Melih Gökçek de diyor ki çocuklarımızın eğlenmeye hakkı var. Öyle küçük küçük denetimden kaçan Luna parklarda hı hı. eğleneceklerine gelsinler. Belediyenin de sorumluluğu altında çok evet. daha profesyonel bir hizmet olarak Ankaralılara böyle bir parkı sunalım diyor. Bana sorarsanız ya Türkiye için bu kadar büyük çapta bir park gerekli midir, değil midir diye sorarsanız, e ben zaten çocuklarımı bile öyle bayramda bile bir Luna Park'a götürmeyen bir insan olarak hayır diyebilirim. Ama bir başkası ya ben çocuğumu Hı. üç günde bir şu eğlence yerine bu eğlence yerine götürüyorum. Bu bir hizmettir, bu bir haktır diyorsa, çocuklarımızın da eğlenmeye hakkı var diyorsa, Melih Gökçek de bu hakkı karşılamak üzere belediye sorumluluğu altında böyle bir hizmeti hayata geçirme sözü verdi ve bunu da yapıyorsa hı hı. E siz şimdi Mansur Yavaş olarak ben seçimi kazandım. Evvelki bu taahhüdü dikkate almıyorum. Peki dikkate almıyorsan o zaman hemen onu masraflarını da kendin karşılarsın. Dersin hı hı. ki şu ana kadar meşru bir belediye yönetimi Burada ihaleye girmiş, şunları 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 almış. Ha, orada 1 liralık bir şeyi 2 liraya aldıysa onun da soruşturmasını yaptırırsın. Fakat şu ana kadar buna yönelik bir şey söyleyemiyor. Sadece dinozorlara 17 milyon verilmiş diyor. Melih Gökçek de çıkıyor diyor ki ne 17 milyon ya, ne, ne, ne saçmalıyorsun. Ben tamamına bile o kadar para verilmedi onun diyor. Evet. Ve... Bir tane dinozora kim vermiş 17 milyonu diye karşı cevabını verdiği zaman Mansur Yavaş'tan tık gelmiyor. E bu çerçevede eğer Mansur Yavaş 3 yıl önce belediyeyi devir aldığı zaman götürüp insanları fotoğraflarını göstererek, canlı olarak da insanları orada gezdirerek eğer bir tespit yapmış olsaydı eyvallah. Ama şimdi 3,5 yıl geçmiş kim ne yaptı? Belediye yönetimi mi yaptı? Evet. Orayı işletmek üzere alıp sonra Mansur Yavaş'ın hayır ben burayı işletmek istemiyorum, size vermek istemiyorum demesi sonrasında artık o işletici firma veyahut da özel firmalardan kişiler kasten zarar vermek için oraya eğer bir e, ihlalde bulunduysa bunun da aslında tespitini yapıp tesbitini hukuk mahkemesinde tespitini yapıp buraya şu kadar paralık oyuncak alındı fakat şimdi devir alırken teslim alırken bunlar hurda haline gelmiş hepsi bir yere yığılmış üst üste ve kullanılmaz halde siz niye üst üste koyuyorsunuz ki bunlar daha önce Melih Gökçe'nin döneminde kendi yerlerine Monte edilmiş oyuncaklar. Evet. Öyle gezdirdi de Melih Gökçek. Gazetecileri evet, gezdirdi diye ben... E Şimdi bu çerçevede sen üst üste yığılmış oyuncakları gösterip dersen ki bu vaziyette e sen öyle almadın ki 3,5 yıldır sen belediye başkanısın. Ben hatırlatayım sana ya sen farkında değilsen Mansur Yavaş 3,5 yıldır sen belediye başkanısın. Ve senin sorumluluğun altındaki bir yerde hı hı. o oyuncaklar üst üste hurdaymış gibi hiç kullanılmamış neredeyse oyuncaklar üst evet. üste duruyorsa sen de bundan sorumlusun demektir. E, bu noktada da e, sözcü manşet atıyor. İşte şu kadar yolsuzluk var diyor, bu kadar yolsuzluk var diyor. Bakın başka ikinci bir olay gösteremiyorlar. Kendilerinin de sorumluluğu olan bir olayın dışında bir yolsuzluk olayı ilk yılında Mansur Yavaş şurada şu arsaya şu kadar para verilmiş aslında bu kişi de şu kişinin akrabasıymış dedi. Kendisi devam ettirdi aynı yere aynı kirayı ödemeyi. E Demek ki yanlış değilmiş. Yanlış ise sen hemen kesmen lazımdı. Kesin. Veyahut da buranın değeri kardeşim yan arsa 1 lira sen buraya 3 lira kira vermişsin diye eğer somut bir belge göstermiş olsaydı şu ana kadar çoktan bu konu iddianameye dönüşmüş olması lazımdı. Fakat bunu yapamadı. Şimdi dönüyor dolaşıyor bir Anka Park, Anka Park, Anka Park diyor. E ben de soruyorum kendisine. Anka Park'ı işletseydin sen ya veya işletmeyi boş verin. Ya üç yıl sürer mi bir davaya? 3 yıl sürdüğüne göre yargıdaki o hantallığı da karşı taraf kullanarak belediyeden ben evvelki sözleşme gereği şunu 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 almak istiyorum dediği zaman sen de kendisi de bir hukukçu, bir avukat güya bakardı sözleşmeye. Ya biz bu sözleşmeye göre öyle kolay çantada keklik bir karar alamayız. Dolayısıyla bu konuyu milli ekonomidir bu. Ya yani vatandaşın cebinden çıkan paralardır bu buna da zarar gelmesin. İlla da illa ben bu adamları buradan tahliye edeceğim iddiasıyla biz bu işi yokuşa sürmeyelim. Verilmesi gerekiyorsa bir müddet onlar kullansınlar, işletsinler veyahut kendilerine küçük bir tazminat ödeyerek sözleşmeyi feshedelim. O çerçevede biz burayı işletmeye açalım diye ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekirken 5 yıllığına seçim kazanan Mansur Yavaş üç buçuk yıl boyunca Anka Parkı mahkemelerde süründürdü. Evet. Şimdi tahliye kararı çıkmış. Onun da büyük ihtimalle itirazı falan vardır. Hadi bakalım. Oluruzlar. Yani Mansur Yavaş bırakacak görevi. Hala o dava bitmeyecek. Şimdi e, Ali